Tebrik ederim şekerim. Sen ne zaman geldin? Nice mutlu yıllara kuzum. Sağ ol madam. Umarım bana kızmadınız. Bilakis çok mutlu oldum. Buyur. Komutan içeride mi? Evet, ne istiyorsun? Kendisine söylemem gereken çok mühim bir şey var. Kaba. Bak sana börek yaptım. Hem de ıspanaklı. Çok seversin sen. Hafız, ya uzattın ha. Yetti ama bu küslük. Öyle derler. Hem bak sana acayip güzel bir haberim var ha. Oğlum ben fabrikaya ortak oldum bilin ha. Ya Ramazan sen de bir alemsin ha. Mahpustaki adam ne etsin senin fabrikanı? Allah Allah. Hep mahpusta kalacak değil ya Pakizem bu ya. Bu gitmeyin derse yarın kesin çıkacak. Bak ben size diyorum ya. Bana güvenin ya. Gözün aydın. Çıkıyorsun. Çıkıyor muyum? Suçlu olmadığın anlaşıldı. Şükürler olsun. Allah'ıma şükürler olsun. Kadehimi sevgili dostumuz zarif ve asil Halide Hanım'a kaldırıyor. Bu gece kendisinin aynı zamanda Dinç Aslan Fabrikası'nın başına geçişini kutluyoruz. İyi ki doğdun Halide. Çok teşekkür ederim. Tebrikler canım. Tebrikler Halideciğim. Halide Şahin. Evet. Sizi adam öldürme suçundan tevkif ediyorum. Ne? Bir kez daha soruyorum Halide Hanım. Bu şahsı tanıyor musunuz? Hayır komutan. Bu şahısla hiçbir alakam yok. Beni böyle bir şeyle itham etmeniz büyük bir rezalet. Buna hemen bir son vermenizi istiyorum. Hem neye dayanarak beni tutukladığınızı anlamış değilim. Cinayeti sizin işlediğinize dair ifade veren biri var. Biri mi var? Komutan lütfen bu çirkin iftirayı yapan kişiyi bana söyleyebilir misiniz? Burada soruları ben sorarım Halide Hanım. Bakın söylediğim gibi bu adamı tanımıyorum. Bu konuyla da hiçbir alakam yok. Eğer söyledikleriniz doğruysa endişelenecek bir şey yok. Masumiyetiniz er geç kanıtlanır. Eğer sorgulamanız bittiyse artık gidebilir miyim? Hayır. Sizi bir müddet daha burada tutacağım. Ne? Bu mümkün değil, bunu yapamazsınız. Oğlum, Halide Hanım'ı nezarethaneye aldım. Ekrem Çeliker'i de buraya getirin. Bir hata yapıyorsunuz. Duydunuz mu beni? Allah'ım ne yapacağım? Bu adamın ölümüyle bir alakanız var mı? Asla böyle bir şey olamaz. Son derece saçma ve çirkin bir iftira. Verilen ifadeye göre Halide Şahin Celal Akçay'ı öldürmüş. Sonrasında ormana götürüp gömmesine siz yardım etmişsiniz. Bu ifadeyi kimin verdiğini öğrenebilir miyim? Bunu söyleyemem. Olay aydınlanıncaya dek siz de tutuklusunuz Ekrem Bey. Ne yazık ki komutan, beni burada tutmanız mümkün değil. Öyle mi? Şimdi Halide Hanım'ı kimin ifadesine dayanarak tutukladığınızı öğrenebilir miyim? Ekrem. Ekrem beni buradan çıkarabilecek misin? Ne yazık ki bu geceyi burada geçirmen lazım. Ama bu nasıl olur? Beni neye dayanarak suçladıklarını bile bilmiyorum. Ekrem, nereden öğrendiler? Aklımı kaçırmak üzereyim. Senin aleyhine tanıklık yapan birisi var. Ya ama kim? Kemal. Kemal mi? Evet, Kemal. Kemal böyle bir şey nasıl yapar? Bizi ormanda görmüştü. Şimdi beni iyi dinle. Her şeyi inkar edeceksin. Celal'i tanımadığını söyleyeceksin. Bu konuda asla taviz vermek yok. Tamam mı? Sana söz veriyorum. Seni buradan çıkaracağım. Biraz sabret. Nezam? Ramazan? Kurban oldum, sen niye buraya aldılar ki ne? Bilmiyorum Ramazan. Beni birini öldürmekle suçluyorlar. Adamı tanımıyorum bile. Ne öldürmesi ya? Bu Celal denen adam olmasın kurban olduğum bu ha? Sen nereden biliyorsun? Ya geçen en hafızı da aldılar buraya Nezam. Ormanda bir yerleri kazıyormuş. Bir tane ceset bulmuş. Jandarma görmüş bunu. Demiş ki sen bu cesedi gömüyün. İşte bu Celal denen adamın cesediymiş. Buraya getirdiler ama sonra saldılar onu zaten. Öyle mi? Ha. Ya sana böyle bir şeyi nasıl yaparlar ya? Benim hiç aklım hafızalam almıyor kurban olduğum ya. Ben iftiraya uğradım Ramazan. İftira mı? Kim sana iftira atar ki ne kurban olduğum? Kemal. Tamam mı? Yok be Dezem. Yapmaz öyle bir adam değil o ya. Yazık yani. Ne yazık ki hakikat bu Ramazan. Kemal benden kurtulabilmek için böyle bir iftirada bulundu. Bu şekilde Güllü ile aralarında bir engel kalmayacak. Güllü mü? Güllü ile Kemal'in birbiriyle ne alakası var ki ne? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.